Saygılar Demir Şoker Servisi'nin değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Biz de o maç için şu an Halkalı Marmara İstasyonu'ndayız arkadaşlar. Aynı zamanda Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına çıkıyor. Bakalım ilk maçta ne gibi bir performans sergileyecek Fernando Santos? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Dünya Kupası'nı Ronaldo yedek bırakan teknik direktör olarak tanınıyor kendisi. Ve yaklaşık 15-16 yıldır kulüp takımı çalıştırmıyordu. Yanlış bilmiyorsam. Yanlış da biliyor olabilirim. Her neyse arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Maça yaklaşık 2 saat var. Marmara'ya geçişimizi yapalım. Beşiktaş maçlarına giderken normalde Yenikapı istasyonunda inerdim. Ama bu kez değişiklik yapayım dedim ve Üsküdar istasyonunda indim arkadaşlar. Ne yapacağımı az çok tahmin ediyorsunuzdur. Üsküdar'dan vapura atlayacağım. Vapurla Beşiktaş'a geçeceğim. Ardından stada 10 dakikalık yürüme mesafesi var. O yolda yürüdükten sonra Vodafone Park hemen karşımıza çıkacak. Haydi hazırsak vapura geçelim. Statta yerimi aldım arkadaşlar. Beşiktaş'ın Karagümrük karşısındaki ilk 11'de belli olmuş. Hemen sizler için aktarayım. Kalede Mert Günok, savunma dörtlüsü Umut Beraş, Bahtiyar Tayyip, Talha, Onur Bulut. Orta saha üçlüsü Salih, Gerson ve Hacı Ahmetoviç'ten oluşuyor. Sol kanat Semih, sağ kanat Raşit'sa, santraforda ise Cenk Tosun'u izleyeceğiz Beşiktaş'ta. Klasik bir kadro, çok bir değişiklik olduğunu söyleyemem. Geçen hafta Beşiktaş Rize'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti biliyorsunuz ki arkadaşlar. Açıkçası ben biraz şaşırdım, ne yalan söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'tan böyle bir galibiyet beklemiyordum. Böyle bir fark da beklemiyordum. Rize'de üst sıralara oynayan bir takım. Beşiktaş bir çıkış yakalayacağız dedi o maçtan sonra. Sizlere öyle söyleyeyim. Az önce Karagümrük'ün ilk 11'ine de baktım arkadaşlar. Trabzonspor'dan kiralık olarak transfer ettikleri Kurbelis ilk 11. Gelir gelmez ilk 11 başlatmış. Şoter Veles'e Kurbelis'i başlatacak daha doğrusu. Sizlere öyle söyleyeyim. Beşiktaş taraftarının ve Karagümrük taraftarının atışması devam ediyor. Her neyse ne diyorduk? Evet, Kurbelis gelir gelmez ilk 11 diyorduk. Onun dışında Karagümrük ilk 11'de iki eski Beşiktaşlı görüyorum. Emre Bilgin'le Güven Yalçın arkadaşlar. Seyredemeyecektik.
birkaç kat üstüne çıktım arkadaşlar. Açıkçası buradan hem atmosfer hem de saha daha iyi çekildiğini söyleyebilirim. Güzelim kontrol hata ne hale getirdiler ya. Hacı Ahmet Oviç sakatlığından dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Dakika 15. Onun yerine Demir'e getirdi az oyunda. İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha ilave edilmiştir. İlk yarı golsüz berabere bitti arkadaşlar. Her iki taraf için de ilk yarının iyi geçtiğini söyleyemeyeceğim maalesef. Beşiktaş Karagümrük kalesine defalarca geldi ama yakaladığı fırsatların hiçbirisini iyi değerlendiremedi. Sizlere özürüm. Karagümrük'ü zaten Beşiktaş kalesinde hiç göremedim neredeyse. Onun dışında Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ne kadar istekli, ne kadar mücadeleci. Fiziken ne kadar üstün diğer futbolculara göre. Bir yandan Beşiktaş taraftarıyla Karagümrük'ün taraftarı atışmaya devam ediyor. Türkiye'de hakkında söyleyecek pek fazla bir şey yok zaten arkadaşlar. Söyleyeceklerimi söyledim. İkinci yarıya geçebiliriz.
kaç dakika? 65 taraftar 3-3 gol istiyor. İlginç. Gol müziği çalınmıyor hatta bugün. Çek çalım attı. Vurdu. Kötü vurdu. Açıkçası 65. dakikaya kadar çok keyifsizdim. Belli oluyordu zaten arkadaşlar. Keyifsiz, yorgun, hayattan bezmiş bir Demir Çöker vardı karşınıza video başından beri. Ama biraz canlandım yani, öyle söyleyeyim. Canlılık geldi birdenbire ikinci golden sonra. Fenerbahçeliler de beni yanlış anlamasın. Yani 2-0 gol olduğu için seviniyorum maçta. Benim düşünceler dalmış gibiyim ben valla. Keyifsizim gerçekten. Bir yorgunluk var üstümde. Ama ona rağmen video uğruna geldim bu maça. İnanır mısınız arkadaşlar? Maçtan erken çıkmayı bile düşündüm. Bu arada besteler benim dikkatim çok dağıtıyor. Ne diyordum? Aynen, maçtan erken çıkmayı bile düşündüm. Benim iki gol olmayacak. Gol atmaya niyet yok bu iki takımın. Ben çıkayım erken. Ne anlamı var falan. Golsüz beraber biten videoyu koymaya diye düşündüm ama bir baktım 62'de Semih Kılıçsoy vurmuş topu alan 75'ler 1-0 önde. Maç benim adıma 62. dakikada başladı diyebiliriz. Neden? Çünkü gol oldu maçta. Maçta gol oldu. Bu arada şunu da söylemem lazım. Dur be, kamerayı kendime döndüreyim. Videonun bu dakikasına kadar sizlere negatif enerji yüklediysem arkadaşlar, aklınıza sığınırım bu konuda. Kusura bakmayın cidden. Yani nedense geldiğimden bu yana bir keyifsizlik çöktü bana. Yani yorgunluk çöktü de diyebilirim. Herhalde çok maça gitmekten oluyor. Ya da bilmiyorum, hasta mı olacağım? Onun sinyali midir? Ne bileyim ya. Maçın yıldızı Semih Kılıçsoy oyundan çıkıyor ve yerini Ante Rebiç'e bırakıyor. Alkışlar içinde çıkıyor Semih Kılıçsoy. Ve aynı zamanda Salih Uçan da oyundan çıkıyor. Yerini Necip Uysal'a bırakıyor. Jetson gole gidiyor Beşiktaş'ta. Penaltılık çok bir şey göremedim ama bakalım hakemin kararı ne olacak? VAR'la konuşma halinde şu an. Evet, yok dediğim gibi. Dediğim gibi ben penaltılık bir şey görememiştim. Hakem de vermedi zaten. Maçın sonuna en az 3 dakikada ilave edilmiştir. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Böylelikle 2-2 yapmış oldu. Son iki maç 7 gol Beşiktaş'tan. Gerçekten çıkış yakaladılar. Aynı zamanda yeni teknik direktörüyle de ilk galibiyetini aldı. Fernando Santos ile. İkinci yarıda daha 62'de maç başladı bana göre arkadaşlar. 62'ye kadar bence maç oynanmadı bana göre. Gol önemli. Dediğim gibi bu maçta gol olmayacağını düşündüm. Çıkmayı bile düşündüm ayrıca. Ama bir baktım Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirmiş. O zaman kalayım dedim. Kalayım dedim. Güzel gol, ikisi gelecek, üçü gelecek diye tahmin ettim. Maç 3-0 bitti. Beşiktaş ikinci yarıda güzel bir oyun oynadı açıkçası ama genel anlamda maça bakıldığında da çok geriye oynadığını da söyleyebiliriz. Bu arada hala üçlü çekiyorlar. Geçen hafta Rize deplasmanı 4-0.
bugün Karagümrük'e karşı da 3-0 kazanmayı başardı Beşiktaş. Son 2 maç 7 gol. Bence bir ilerleme var, bir gelişme var. Var ki böyle fark ata ata kazanıyor arkadaşlar. Hiç gol yemeden üstelik. Neyse, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. 62. dakikaya kadar da çok keyifsizdim, yorgundum, dargındım, derin düşünceler dalmıştım. Allah'tan Semih Kılıçsoy topu ağlarına gönderdi. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, mutlaka beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum da yapın ne olursunuz. Abone değilseniz de abone olun. Sizleri seviyorum, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz, sağlıcakla kalın.